Herkese merhaba. Ben Özgür Çetin. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sırf meraktan aldığım bir ürünle karşınızdayım. Bunu incelemesini yapacağım. Polo Smart'ın Gaming RGB ışıklı mouse diyor. Şöyle bir ürün. Şöyle koyayım. Böyle enteresan da bir ürün. Biliyorsunuz bu oyuncu tarafında yani oyun ekipmanları tarafında çok fantastik şeyler üretildi bugüne kadar. Olay böyle hani monitörle falan başladı, fareyle devam etti. işte klavyeye geçti. İşte oradan derken RAM'ler RGB olduğu ne bileyim kasalar zaten böyle yanar döner iyice. En sonunda gördüğüm kadarıyla Çinlilerin zaten marifeti bu anladığım kadarıyla. Mousepad'ler yani bu fareyi üzerine koyduğumuz mousepad'ler de renklendi. Ben de bunu Bim'de görmüştüm. Yani 24 Eylül itibariyle Bim'lerde satışa sunuldu. Geçmişte de PoloSmart'ın farklı farklı ürünleri de Bim'de satılıyordu. Lambaları falan da vardı böyle RGB lamba yanar döner falan Onlar da satılıyordu. Bu da onlara benzeyen bir ürün. Kutusunun üzerinde de bir şeyler yazıyor. İşte LED, ambiyansı, aydınlatma ve ışık modları diyor. 11 farklı ışık modu var. Evet 11 tane. Bunun bir 6-7 tanesi sabit. Yani yeşil, mavi, beyaz, kırmızı, mor falan diye geçiyor. 2-3 tanesi de böyle yanar döner. Farklı renkler fırfır fır, fır dönüyor böyle. Çok böyle <laughs> acayip oluyor ama yani o kadar renkli kullanır mısınız bilmiyorum. Zevk meselesi bir şey bir diyemem. Mikro dokuma yüksek hassasiyet diyor. Bu normal böyle neopren dediğimiz bir malzeme. Şimdi göstereceğim onun detaylarını ekranda da şöyle burada da bir kaldırıp göstermeye çalışayım. Şu an bağlı. Şunu soracaksınız. Güç tarafı nereden geliyor? Güç tarafı arkadaşlar şöyle bir ürün bu bakın. 70'e 30 sığıyor mu şu an ekrana? bayağı evet, şu an ekrana sığıyor. Görüyorsunuz şöyle 70'e 30 bayağı büyük bir mousepad aslında. Üzerinde de böyle ejderhalar falan olan bir e, dağlarda uçan ejderhalar var. Bir görüntü var, bir resim var. Bu şekilde bir mousepad. Bayağı da kalın bu arada. 4 nokta kaç bakayım. 4 milimetre kalınlık diyor. Bayağı da kalın. Çok ince bir şey değil. Kaydırmaz alt taban kaplaması. Evet öyle bir şey. Kaydırmıyor yani koyduğunuz zaman. Kauçuk malzeme. işte güç girişi mikro USB. Şimdi şurada şöyle görünüyordur muhtemelen. Bunu detaylarda da koyacağım. Şöyle bir e, giriş var. Buna uzun da bir mikro USB kablosu var. Şu anda göstereyim. Bir buçuk metre falan buluyor. Benim aslında çok yakın hani USB bağlantısına ama sizin uzaksa bunu kullanırsınız. Değilse farklı bir mikro USB daha kısa bir USB kablo da kullanabilirsiniz. Burada bir tane düğme var. Aslında iki tane varmış gibi görünüyor ama bir tane var. Diğerinde de Polo Smart'ın logosu mudur artık? Bu herhalde ona benziyor. Öyle bir şey var. Bu düğmeye bastıkça renk değişiyor. Mesela şu an yeşil, mavi oldu. Böyle beyaz gibi bir renk oldu. Kırmızı oldu. Turkuaz gibi bir şey oldu. Sarı, yeşil bir sarı. Yine böyle be, beyaz gibi bir renk. Şimdi yine mor oldu, şimdi turuncu oldu, şimdi e, yanar döner moda geçtik. Gördüğünüz gibi yanar döner moddayız. Şimdi bayağı bir yanar döner mod, böyle disco style'a. Şimdi biraz daha yavaş bir disco style'a, sonra yeşil, sonra da mavi o şekilde devam ediyor. Yani renkler bu şekilde. Tamamını, etrafını çeviriyor. Bunu detaylarını da koyacağım. Karanlıkta falan çekimler yaptım, gayet güzel. Hani o disk komodunu mesela ben çok tercih etmem ama siz edersiniz etmezsiniz bilemem artık. O biraz kişisel zevk meselesi. Benim tabii klavyeyle yani bilgisayarı ben şöyle kullanıyorum. Sağ tarafta 3D yazıcıda bastığımız bir yükseltici var. Onun üzerinde bilgisayarı koyuyorum. Monitörüm var. klavyem var. Bu şekilde kullanıyorum ben bilgisayarımı. Yani notebook'um var. Şöyle bunu da tekrar yerine yerleştireyim. Ya yani böyle çok <laughs> enteresan bir ürün geldi bana öyle söyleyeyim. Hani diyeceksiniz ki yani ne gerek var mouse renkli olmayı versin. Ben de aynı fikirdeyim kısmen ama eğlenceli de duruyor hani böyle sabit bir renk olursa mesela ben sabit renkli tercih ederim. Ama siz mesela çok daha böyle hani yanar döner renkler tercih edebilirsiniz. Ben klavyeyi de üzerine koyuyorum, fareyi de hemen yan tarafına koyuyorum o şekilde kullanıyorum ama sizde eğer yani fare yani klavye bu şekilde olmayabilir direkt bilgisayarı kullanıyorsunuz belki bilgisayar üzerine koyarsınız artık o sizin kullanım zevkinize göre değişir özelliklerinden biraz daha devam edeyim. Micro USB'den oluyor. Ürün kablosu 1.8 metreymiş. Ben 1,5 dedim ama 1.8'miş. Epey uzun. Hani masaüstü bilgisayar kullanıyorsunuz, aşağıdaysa kasada hani aşağı kadar uzanır. Ama söylediğim gibi benim burada bir çoklayıcım var, tp linki bir çoklayıcısı vardı. Daha önce de yine kanalda videosunu çekmiştim. Çok yakın olduğu için mesela biraz daha kısa kablo kullanabilir. Çünkü bu çok böyle kablo kakafonisi oluyor. Onu da sevmiyorum. Veri kablosu gücü diyor 0.75 watt diyor. Gerilim ve akım diyor 5 watt 150 mili amper diyor. Yani normal bir USB'den çalıştırabilirsiniz. Enteresan bir ürün. Büyük boy diyor. Ekstra büyük boy. 70'e 300. Bunun farklı farklı varyasyonları da var. Polosmart da var mı bilmiyorum ama bak farklı markalarda baktım gördüm ben. Daha küçüğü var. Daha büyüğü var. 3 aşağı 5 yukarı fiyatlar da yani. Bindeki fiyatı bu ürünün 79.90'dı. Yani 80 lira diyebiliriz. Ama Normal piyasa fiyatı bu ürünün 99 lira, 100 lira civarında bir fiyatı var. Yani binde 20 lira daha ucuza satılıyor. Muhtemelen önümüzdeki aylarda bir daha gelir. Hani bunu kaçırdınız ya da bu videoyu sonra izlediniz, gittiniz binde bulamadınız. Başka zaman bir daha gelir diye düşünüyorum. E ben beğendim. Hani renkli olması güzel ama böyle çok cayır cayır işte sarı dönsün, kırmızı dönsün, mavi dönsün yapar mıyım? Muhtemelen ben yapmam ama zevklerden ekler bir şey diyemem. Odanızda böyle bir hani oyuncuyum ben, RGB klavyem var, RGB farem var, işte oyuncu koltuğum var, ne bileyim monitörüm şöyle, kasam böyle diyorsanız bir de mousepadim de bundan eksik kalmasın derseniz alınıp kullanılabilecek bir ürün. 80 lira da büyük bir para değil. Yani bence değil. En azından böyle bir şey için değil. Çünkü normal bir mousepad bile alsanız 40-50 lira zaten düzgün bir mousepadden bahsediyorum. E, bu hem ışıklı hem ışıklı falan böyle şekilde yapıyorsunuz. Güzel de hani ben hoşuma gitti. Esnek de bir şey var sistemi var yani. Normal LED gibi bir şey değil bu. Biraz daha farklı bir LED. Esnek de bir sistemi var. Gayet güzel. Olur, alırsınız, kullanırsınız. Ben öneriyorum bir bakın. Hani zevkinize uyumuşsa bir deneyin derim ben. Ama değilse ya ne yapayım ben ya mousepad'i RGB mousepad'de olmayı versin derseniz zaten almanıza gerek yok. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldim. Bu videoda sizlere PoloSmart'ın Smart'ın binde satılan 79.90'a satılan en azından bu videoyu çektiğim tarihteki fiyatı buydu. RGB mousepad'ini anlatmaya çalıştım. Enteresan bir ürün, ilginç bir ürün. Alınır mı, alınmaz mı? Kişiye bağlı. Hani ben merak etmiştim nasıl bir şey diye. Güzel, hoşuma da gitti. Arada böyle rengini falan değiştiririm. Belki de kapatırım sonra bilmiyorum. Siz de düşünün hani böyle bir şey var, böyle bir ürün var, böyle bir teknoloji var. Alırsınız, almazsınız. Dediğim gibi o tamamen sizin kendi kararınız birazcık zevk meselesi. Ben merak ediyordum. Merakımı da giderdim mi? Giderdim. 79 lira verilir mi? Bence verilir. Çok büyük bir para değil. Az önce söylediğim videonun içinden normal bir mousepad'i bile 3 aşağı 5 kır. 40-50 liradan aşağı alamıyorsunuz zaten. Ee, bence güzel. Özellikle de bilgisayarla uzun saatler geçiriyorsunuz. pad çok önemli. Ben hep bunu söylerim. Klavye, fare, pad bunlar önemli aksesuarlar. Küçük gibi, basit gibi görülebilir ama bütün günümüzü neredeyse bilgisayar karşısında geçince bu tarz küçük aksesuarlar çok daha önemli hale geliyor. O bakımdan ben aldım, beğendim, sevdim. Siz de artık tercih sizin. Kalınlığı hoşuma gitti. Bayağı kalın, ince bir şey değil yani. 4 milim kalınlığı falan güzel. Fiyatında da makul olduğunu düşünüyorum. Ürünle ilgili benim anlatmayı unuttum. Sizin merak ettiğiniz bir şeyler varsa yorumlar kısmında paylaşmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyacağım, hepsini değerlendireceğim. Kanalıma abone sizdir diye tahmin ediyorum ama aramızda olmayanlar da var. İlk defa beni keşfettiyseniz kanala abone olursanız çok sevinirim. Abonelik neden önemli? Benim kişisel olarak çok önemli değil ama markalara gidip bir şey istediğiniz zaman veya bir destek istediğiniz zaman mutlaka mutlaka abone sayısına bakıyorlar. O yüzden destek olur da abone olursanız çok sevinirim. Beni aynı zamanda Instagram ve Twitter gibi sosyal alaylarda da takip etmenizi özellikle rica ediyorum. Çünkü orada da böyle bu tarz teknolojilerle ilgili, yeni ürünlerle ilgili, yeni modellerle ilgili, yeni cihazlarla ilgili paylaşımlar yapıyorum. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.